Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Tevbe suresi 41-47. Ayetleri değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada savaşla alakalı ve daha bir takım başka meselelerle alakalı önemli hususları bize bildiriyor. Şöyle ki, İnfiru hifâfen ve thigâle, gerek hafif gerek ağır bir şekilde Allah yolunda sefere çıkın. Yani hoşunuza gitse de gitmese de, durumunuz buna müsait olsa da olmasa da, diyelim arkada aileniz var, yükünüz ağır veya aile yükünüz yok, hafif. Şartlar ne olursa olsun, silahlı veya silahsız, her türlü şekillerde Allah yolunda sefere çıkın. وَجَاهِدُوا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla cihad edin. Malla cihat, malımızı Allah yolunda verebilmek. Can ile cihat, Allah'ın dinini tebliğ etmek, başkalarına anlatmak, gerektiğinde sefere çıkmak, tebliğe çıkmak, gerektiğinde savaş şartları varsa savaşmak. Bütün bunlar Allah yolunda birer mücadele. ذَٰلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Eğer bilirseniz bu sizin için çok daha hayırlıdır. Yani cihad etmemek bir tembelliktir. Sefere çıkmamak bir tembelliktir. Buna mukabil bizim için hayırlı olan Allah yolunda cihad etmek, Allah yolunda hareket halinde olmak. Harekette bereket vardır. Ve atalet, tembellik insanın tabiatına zıttır. İnsanın tabiatına aykırıdır. Fıtratı mütehiyyic olan bir insanın bütün rahatı çalışmakta ve mücadele etmektedir. Yani her insan tabiat itibariyle heyecanlı bir tabiata sahiptir. Ve böyle bir insanın da rahatı, huzuru bir mücadelenin içinde olmasıdır. Ve tabi sadece mesele mücadele meselesi değil, fi sebilillah yapılan bu mücadelenin Allah yolunda olması. Allah'ın dinini hayata geçirmek, uygulayabilmek için yapılması. لَوْ كَانَ اَرَدًا غَر۪يبًا Eğer yakın bir menfaat olsaydı ve seferen gâsıden orta halli bir sefer olsaydı لَتَّبَعُوكَ o zaman onlar sana tabi olurlardı. وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّكَّ Lakin mesafenin uzaklığı ve şartların çetinliği kendilerine zor geldi, ağır geldi. Ayet-i Kerime'yi anlamak için Tebük Seferi şartlarını hatırlamamızda fayda var. Çünkü okumuş olduğumuz bu ayet-i kerimeler Tebük Seferi ile alakalı. Tebük Seferi Peygamber Efendimiz'in vefatından önce yapmış olduğu en büyük seferdir. 30 bin kişi bu sefere katılmıştır. Toptan bir seferberlik ilan edilmiştir. Ve hedef Bizans, Bizans'a karşı savaşmak. Ve Bizans o günün süper devleti. Hem kendileriyle mücadele edilecek olanlar güçlü kuvvetli olması, hem de bu seferin yaz ayına denk gelmesi, gölgenin hoş, meyvelerin olgunlaşmış olduğu bir dönem, o sıcakta savaşa çıkmak, sefere çıkmak nefse zor geliyor. İşte bir kısım insanlar bu noktada katılmak istemiyorlar. Münafıklar katılmak istemiyor. İman henüz kalbinde tam yerleşmemiş olanlar yine sefere çıkmaya taraftar değiller. Ayet-i Kerime şu noktaya dikkat çekiyor. Eğer kolay bir sefer olsaydı, yani hemen kolaydan ganimet elde edecekleri bir sefer olsaydı veya orta halli çok da şartlara ağır olmayan bir sefer olsaydı o zaman işlerine gelirdi ve sefere katılırlardı. Seninle beraber olurlardı. Lakin diyor mesafenin uzunluğu, şartların zorluğu kendilerini yıldırdı. Ve seyahlifune billahi ve yemin edecekler. Billahi deyip yemin edecekler. Levistetane la haracna maakum. Eğer gücümüz yetseydi biz de sizinle gelirdik diyecekler. Bu aynı zamanda gelecekten bir haber. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 30 bin kişiyle sefere çıkmıştır. Ama bazıları Medine'de kalmışlardır. İşte bu Medine'de kalanlar kolay bir sefer olsa onlar da katılabilirlerdi. Ve siz döndüğünüzde bunlar diyecekler ki bizim gelmeye imkanımız yoktu. Vallahi bu böyleydi deyip yemin edecekler.
yuhlikune enfusahum ve bu şekilde kendilerini perişan edecekler. Yani adeta ikna edebilmek için kendilerini parçalarcasına böyle söyleyecekler. Veya şu manada verilebilir. Onlar böyle söylemekle nefislerini helak ediyorlar. Kendilerine yazık ediyorlar. Sefere gelmemek bir hata olduğu gibi dönüşte, peygamberimizin dönmesinde peygambere karşı yalan söylemek kendini helakete atmak demektir. Vallahu ya'lemu innahum lekazibun. Allah biliyor ki onlar yalancıların ta kendileri. Afallahu anke. Ey peygamber, Allah seni affetsin. Lime ezinte lehum. Niye onlara izin verdin? Burada peygamberimize yönelik ilahi bir serzeniş adeta. Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde bu manada şeyler var. Diyelim peygamberimize Ama'nın gelmesi, İbn-i Mektum'un Abese ve tevelle en cahul ama. Ama geldi diye yüzünü ekşitti. Orada peygamberimize asıl yapması gereken böyle olmadığı hatırlatılıyor. Burada da Tebük seferine katılmayan kimseler sefer öncesinde peygamberimize gelip yalandan mazeret uyduruyorlar. Ve peygamberimiz de mazeretlerini kabul ediyor ve onlara izin veriyor. Cenab-ı Hak bu noktada peygamberimize uyarıda bulunuyor. Allah seni affetsin. Niye onlara izin verdin? Yani peygamberimizin bu içtihadında evet tam bir isabet olmayabilir ama Allah'ın affına da mazhardır. Taraf ilahiden bu noktada bir uyarı gelmişse de ancak peygamberimizin bu tavrı da reddedilmemiştir. Asıl ideal boyut peygamberimize gösterilmiştir. Hatta yetebeyyene lekellezine sadagu. Yani niye onlara izin verdin? Ta ki sadık olanlar sana tebeyyün etsin ve talemel kâzibin ve yalancıları bilseydin. Bunlar ortaya çıkıncaya kadar hemen izin vermeseydin. La yestezinuke ellezine yu'minune billahi vel yevmil ahir. İman eden, Allah'a iman eden, ahiret gününe iman edenler, onlar senden izin istemezler. En yücahidu bi emvalihim ve enfusihim. Mallarıyla, nefisleriyle mücadele etmek için, Allah yolunda mücadele etmek için senden izin istemezler. Yani biz gelmesek olmaz mı böyle demezler. Seninle beraber onlar da gelirler, sefere katılırlar. Yani gerçek manada iman etmek peygamberle beraber olmayı gerektirir. Yani hem ben peygambere tabiyim diyeceksin, peygamber o yazın sıcağında sefere giderken sen gölgede keyfine bakacaksın. Elbette bu sadık bir imanla bağdaşır bir durum değildir. Uygun bir durum değildir. Vallahu alimun bil muttakin. Allah muttaki olanları, günahlardan, yasaklardan kaçınanları Allah elbette bilir. İnnemâ yestezinukellezîne lâ yu'minûne billâhi vel yevmil âhir. Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenler, onlar senden izin isterler. Yani sahih bir imana sahip olmayan, ne Allah'a ne ahirete inanmayan kimseler, yani biz gelmesek olmaz mı, durumumuz müsait değil, şöyle şöyle mazeretimiz var diye yalandan bahaneler uydururlar. وَرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ. Ve bunların kalpleri şüphe içindedir. فَهُمْ ف۪ي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ. Onlar o şüpheleri içinde gidip gelmektedirler. Bocalamaktadırlar. Yani bunlar henüz sağlam bir imana sahip değildir. Ve tereddütler içindedirler. Şöyle mi yapsak, böyle mi etsek ve kendilerine göre bir itminan hali söz konusu değildir. Evet küfür cephesindedirler ama Müslümanlarla beraber görülüyorlar. Durumu idare etmeye çalışıyorlar. Bazen onlarla, bazen bunlarla gibi. Bu manada bir istikrarsızlık halleri vardır. Ve kalplerinde, iç dünyalarında da ne iman ne de küfür tam anlamıyla yerleşmiş değil. Ve gidip gelmeler oluyor. Ve mütereddit bir vaziyette, bunlar mütehayir, şaşkın bir vaziyette bocalamaktalar. وَلَوْ اَرَادُ الْخُرُوجِ. Eğer onlar çıkmayı murad etmiş olsalardı, لَاَعَدُّ لَهُ اُدَّ. Elbette buna bir hazırlık yaparlardı. Yapmaları gerekirdi.
وَلَاكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ اِنْبِعَاثَهُمْ Lakin Allah onların size katılmalarını kerih gördü. Yani peygamber ordusunda bulunmak bir şereftir. Onları böyle bir şerefe layık görmediğinden Allahu Teala onların sizinle beraber olmalarını kerih gördü. Hoşlanmadım. فَثَبَّتَهُمْ Ve onları geride bıraktı. Vakıyla onlara denildi ki اُقْعُدُوا مَعَ الْقَائِدِينَ O oturanlarla beraber, yerinde duranlarla beraber siz de oturun, orada kalın denildi. Tabii kim tarafından denildi, nasıl denildi? Ayette bir açıklama yok. Kendi nefisleri tarafından böyle denilmiş olabilir. Nefislerine sorarlar, sefere katılalım mı, katılmayalım mı? Nefisler onlara der ki, bakın işte bak geride kalanlar var, mazeret beyan edip duranlar var. Siz de yalandan bir mazeret uydurun, geride kalanlarla beraber siz de kalın. Veya şeytandan böyle bir vesvese gelebilir. Veya şeytan fikirli arkadaşlarından böyle bir telkin gelebilir. Veya yalandan bunlar mazeret söyledikten sonra peygamber tarafından onlara oturanlarla beraber siz de oturun. Ve tarizli bir şekilde, yani geride kalan çoluk çocukla beraber, yaşlılarla, kadınlarla beraber siz de kalın bakalım. Bu manada denilmiş olabilir. لَوْ خَرَجُوا ف۪يكُمْ Şayet onlar sizinle çıkmış olsalardı, مَا زَادُوكُمْ اِلَّا خَبَالَ Ve onlar sizi geri koymaktan, içinizde fesat çıkarmaktan başka bir işleri de olmazdı. Yani size bir faydaları dokunmazdı. Hep işleri fesat olurdu. وَلَاَوْدَوْ خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَ Ve onlar sizin aranızda fitne peşinde koşarlardı. Aranıza karışır. Gerçekte iman etmiş olmadıkları halde mümin gibi muamele görür ve içten içe kuyunuzu kazmaya çalışırlardı. Kaleyi içten fethetmeye çalışırlardı. Malum bazı savaşlarda içten bu manada kopmalar olduğunda hezimet yaşanabiliyor. Ama iç bünye sağlam olduğunda dışarıdaki düşmana karşı mücadele etmek daha kolay oluyor. Ve fikum semmaun lehum ve sizin içinizde onlara kulak verenler de olurdu. Yani bunlar yalan yanlış haberler üretirlerdi. İnsanların psikolojisini bozmaya çalışırlardı. Yani bu sıcakta ne işimiz var? Niye buralardayız? İşte Muhammed bizi perişan ediyor gibi. Onlar böyle bahaneler ileri sürerlerdi. İçinizde bunlara kulak verecek kimse de çıkardı. Yani günümüzde de yine diyelim Müslümanların içinde onlara yanlış telkinatta, yanlış propagandada bulunan kimseler çıkabiliyor ve bunlar insanların iç dünyasını berbat edebiliyor ve bu şekilde ortalığı karıştırabiliyorlar. Demek ki peygamber ordusunda da şayet o sefere katılmayanlar sefere gelmiş olsalardı size bir fayda vermeyeceklerdi. Fayda vermedikleri gibi içten içe çökertmeye çalışacaklar ve size zarar vereceklerdi. Vallahu alimun biz zalimin, Allah zalimleri en iyi bilendir. Yani demek ki onlar savaşa gelmemekle nefislerine zulmettiler ve bu şekilde zalimlerden oldular. Bir insan değişik şekillerde zulüm içerisinde olabilir. Allah'a şirk koşmak en büyük bir zulümdür. Diyelim savaşı gerektiren durum var, sefere gidilmesi gerektiren bir durum var. Sefere katılmamak, bu da başka bir zulümdür. Yani vatanın da insan üzerinde hakkı var. Belli bir toprakta yaşamanın, belli bir devlet çatısı altında bulunmanın bir bedeli var, gereği var. Onun gereğinin yapılması lazım. Sefer gerektiğinde sefer, savaş gerektiğinde savaş. Ancak işte Peygamberimiz dönemindeki bu imanı henüz elde edememiş veya münafık veya tereddütler içerisinde bocalayan kimseler peygamber ordusuna dahil olmadılar. Kaldı ki dahil de olsalar zaten fayda vermeyeceklerdi. İçten içe zarar vermeye çalışacaklardı. Allahu Teala böyle bir olayla bunların durumunu bizlere anlatıyor. Kur'an-ı Kerim peygamberimiz dönemindeki olayları anlatmak suretiyle bize aynı zamanda ibret tabloları sunuyor. Ve biz o ibret tablolarını izlerken o olayların içerisinde
kendimizi de görebiliriz. Mesela diyelim günümüzde de zaman zaman Allah yolunda bir takım mücadeleler. Bu illa silahlı mücadele demek değildir. Allah yolundaki her türlü cihat. Nefse sorduğumuzda, yani biz de buna iştirak edelim mi? Eğer nefisten fetva almaya çalışırsak, nefis bize der ki, oturanlarla beraber siz de oturun. Veya kötü bazı insanlar, dini hamiyeti olmayan kötü insanlar, onlara soracak olsak, nasıl Allah yolunda bir mücadele yapalım mı? Onlar da derler ki, ya ne işiniz var? Herkes kendi hayatını yaşasın. Sen de kendi hayatını yaşa. Millete ne karışıyorsun? Bu manada diyenler olabilir. Ama biz fetvayı nefisten değil, şeytandan değil, şeytan fikirli kimselerden de değil, Kur'an'dan almalıyız. Peygamberimizin hayatından almalıyız. Ve Kur'an'ı okuduğumuzda Kur'an bize bir cihat ruhu veriyor. Yani Allah yolunda mücadele etmek, Allah'ın dinini her tarafa hakim kılmaya çalışmak. Bu heyecanla yaşamak. Hayatın bir gayesi olmalı ve evrensel bir barışı temin etmek, yeryüzünde her türlü fitnenin kökünü kazımak, Allah'ın dinini her tarafa ulaştırmaya çalışmak, bunlar çok yüce hedefler. Ve bir insan ne derece yüce hedeflerin peşinde olursa, o derece kendisiyle uğraşmaktan, sırf kendi menfaati için çalışmaktan kurtulmuş olur. Ama eğer sırf böyle benim evim, benim arabam, işte benim yazdığım, benim tatilim, böyle şeylerin peşine düşecek olursa da Allah yolundaki mücadeleden geri kalır. Halbuki Allah yolunda mücadele etmek büyük bir şereftir, bir izzettir. Dünyada da, ahirette de insanı mutlu edecek en önemli esaslardan bir tanesidir. Dolayısıyla bir Müslümana düşen tembellik değil, peygamber hangi yolda bir gayret içinde olmuşsa, o yolda gayret içinde olmak, Allah'ın dinini hakim kılmaya çalışmaktır. Cenab-ı Hak hepimizi bu yolda daim eylesin ve muvaffak eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.